Evet, değerli basın mensupları, İstanbul seçimleri sonuçlandı. Dün sadece ülkemizin değil, dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdıracak son derece önemli bir seçimi milletimiz yaptı. İstanbullular 31 Mart'ta seçtikleri Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yeniden seçmek üzere bir kez daha sandık başına gittiler. Bu yurttaşlarımızın isteği ve iradesi dışında mecbur bırakıldığı bir seçim oldu. İstanbullular işini gücünü bıraktı. Bir kısmı tatillerini yarıda kesti. Vatandaşlık görevlerini yapmak için sandık başlarına gitti. 31 Mart'ta 13.700 oy farkını beğenmeyenler hak yemenin, milletin aklıyla alay etmenin, boş tencereyi görmemenin bedelini 800 bin oy farkını yaşayarak ödediler. İstanbullular 31 Mart'ta seçtikleri ama mazbatası hukuk katledilerek elinden alınan Sayın Ekrem İmamoğlu'na hak ettiği mazbatasını %54 oyla sandıkta bir kez daha verdi. Böyle bir oy daha önce hiçbir İstanbul Büyükşehir seçiminde alınmamıştı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy versin vermesin sandığa giden, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yine bu süreçte sahada var gücüyle çalışan İyi Parti örgütlerine teşekkürü borç biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yenilenen İstanbul seçiminde genel başkanından örgütüne, parti yöneticisinden en sade üyesine kadar tek vücut oldu. Sandıkları boş bırakmayan, emeklerini ortaya koyarak sandıkları bekleyen, bu sevinci bizlere tekrar yaşatan her bir vatandaşımıza ve her bir Cumhuriyet Halk Partiliye ve sandık başında bekleyen gönüllerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın İmamoğlu'na sadece Cumhuriyet Halk Partililer veya İyi Partililer de oy vermedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, Halkın Demokratik Partisi'ne, Halkların Demokratik Partisi'ne, Demokrat Parti'ye, Adalet Partisi'ne, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ne ve adını sayamadığım pek çok partiye daha önce oy vermiş yurttaşlarımız da bu defa Sayın Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Bu yine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve bu nedenle bir kez daha şunu söylüyoruz. Sayın İmamoğlu tüm İstanbul'un ve İstanbulluların belediye başkanıdır. Değerli basın mensupları, bu seçim sadece İstanbulluların Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçtikleri bir seçim olmadı. Bu seçim milletimizin engin ferasetiyle haklının yanında durduğu, son 6 yılda hızla yıpratılan ve ortadan kaldırılma noktasına getirilen hukuk devletine ve demokrasiye sahip çıktığı, milletimizin kendini unutanlara demokrasi tarihimizdeki en anlamlı mesajı verdiği bir seçimdir. Bu seçimin kazananı İstanbul'un vicdanıdır. Artık İstanbul'da da Türkiye'de de her şey çok güzel olacaktır. Değerli basın mensupları, bugün 24 Haziran 2018 seçimlerinin de birinci yıl dönümü. 24 Haziran seçimlerine gidilirken milletimize verin oyu bu kardeşinize her şeyi düzelteyim dendi. Ekonominin sorumlusu benim dendi. Ama bir yılda ekonominin geldiği nokta ortada. İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimine aile şirketi yönetimiyle karıştıranlara ekonomiyi ve taahhütlerini anımsatma zamanı gelmiştir. Türkiye tek kişi parti devletinin ilk adımlarının atıldığı 2014 yılından bu yana seçimlerden, sandıklardan, referandumlardan başını alamadı. 2014'te bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir yerel seçim. 2015'te İki tane arka arkaya genel seçim. 2016'da hain darbe girişimi ve OHAL sivil darbesi. 2017'de anayasa referandumu. 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi. 2019'da yerel seçim. Bir de ardından yenilenen İstanbul seçimi. Türkiye son 5 yıllık süreçte ortalama her 8 ayda bir seçim yapmış. Sandık başına gitmiş. Millet artık bu seçimlerle ve bu seçimlerin yarattığı belirsizliklerle yoruldu. Yönetenler çok kıymetli bir zaman dilimini
gerekli önlemleri almak yerine seçim tartışmalarıyla heba ettiler. 2014'ten bu yana geçen süreye çok kıymetli bir zaman dilimi dememin belli sebepleri var. Hatırlayacaksınız, 2013'ün Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası artık eskisi gibi dolar basmayacağını açıkladı. Küresel sermayenin çok daha seçici olduğu bir dönem başladı. Bu ortamda biz ve bize benzeyen ülkelerin yapması gereken ev ödevleri ve alması gereken önlemler hızla arttı. Neydi bu önlemler? Ekonominin sıcak paraya olan bağımlılığını azaltmak. Ekonomideki aktörlerin özellikle döviz borçlarını arttırmayacak makro ihtiyati tedbirleri almak. Hala imkan varken rezervleri güçlendirmek. Kısacası yaklaşan fırtınalar için çapaları kuvvetlendirmek gerekiyordu. Biz bu konularda sürekli uyarılarda bulunduk. Maalesef bizim tüm uyarılarımıza rağmen bunların hiçbiri yapılmadı. Dahası biz sadece bu dönemde yapılan yanlışları söylemekle yetinmedik, ülkemizin içinde bulunduğu durumda sorumluluk da aldık. Ekonomideki sıkıntıların krize dönüşmesinin hemen başında 2018'in Ağustos ayında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu krizden çıkış için 13 maddelik bir yol haritasını açıkladı. Yetmedi, dört ayaklı üretim ekonomisine dönüşüm stratejimizin ana hatlarını kamuoyu ile paylaştı. Bunların hiçbirine kulak verilmedi. Köklü çözümler yerine günübirlik pansuman niteliğinde tedbirler alındı. Bugüne kadar izlenen yanlış politikalar nedeniyle kan kaybeden ekonomiye aspirin tedavisi uygulandı. Ekonomi yönetimi küçülen ekonomide cari açığın azalmasını müjde olarak duyurup vatandaşın gözünü boyamaya teşebbüs etti. Bütüncül önlemleri almak yerine son bir yılda program ya da eylem planı adı altında 7 paket açıkladılar. Bunun yanında iş dünyasına, KOBİ'lere, istihdama destek diyerek pek çok mini paket de açıklandı. Dengelendik, dengeleniyoruz dediler. Yaldızlı sunumlarla işi kotarabileceklerini, krizin bu defada teğet geçeceğini zannettiler. Ama yanıldılar. Bu yanılgıların faturasını da milletçe hep beraber ödüyoruz. Geçtiğimiz yılın 24 Haziran'ında yapılan ve tek adam parti devletine geçilen seçimlerin ardından Türk lirası dolar karşısında %18 değer yitirdi. Yine geçtiğimiz yıl seçime giderken %18'den biraz düşük olan Merkez Bankası'nın politika faizleri şu anda %24. Geçtiğimiz yıl seçime giderken Türkiye'nin net döviz rezervi 32 milyar dolardı. Şimdi 6 milyar dolar azalışla 26 milyar dolara düştü. Türkiye'nin kredi risk primi geçtiğimiz yıl bu zamanlar 311 puandı. Şimdi 436 puan civarında. Tek adam parti devletine geçip ortak aklın ve milli iradenin tecelli ettiği parlamentoyu geri plana ittikten sonra ekonomik kriz hızla derinleşti. Seçim süreçlerinin bütçeye önemli yansımaları oldu. Geçen yıl Mayıs ayında 21 milyar Türk lirası olan bütçe açığı bu yıl 3'e katlandı. 66,5 milyar liraya çıktı. Bütçe ilk 5 ayda bir defalık gelirlerle ayakta kaldı. Maliye politikası ile ekonomiyi canlandırma olanakları ilk 5 ayda seçim nedeniyle tüketildi. Bu yılın ilk 5 ayında bir defalık gelir ve giderler ayıklandığında faiz dışı bütçe açığı önceki yılın aynı dönemine göre 6 kat arttı. 66 milyar liraya ulaştı. Bu tabloda fatura her zaman olduğu gibi vatandaşa çıktı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında %10 olan işsizlik oranı bu yılın aynı döneminde 4 puan artışla %14'e çıktı. Tüketici enflasyonu 7 puana yakın artışla %19'a, üretici enflasyonu da 9 puana yakın artışla %29'a çıktı. Vatandaş hayat pahalılığıyla işsizlik arasında her geçen gün biraz daha fazla eziliyor. Değerli basın mensupları, artık seçim bitti ve yapay gündemleri bırakıp ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomiye dönme zamanı geldi.
İşsizlik ve hayat pahalılığı arasında inim inim inleyen, mutfaktaki boş tencereyi nasıl dolduracağını düşünen milletimize, tabiri caizse dürbünün tersiyle bakan saray yönetimi artık silkelenip kendisine gelmeli. Millet vatandaşlık görevini yaptı. Şimdi görevini yapma sırası önce iktidarda, sonra da tüm siyaset kurumlarında. Dış güçler, finansal saldırı, dolar kurşunu gibi derde derman olmayan, artık vatandaşlarımız nezdinde hiçbir inandırıcılığı kalmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. Zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız. Herkes şapkasını önüne koymalı. Yönetenler ekonomiyi bugün içinde bulunduğumuz derin krizin içine düşüren yanlışların ne olduğunu samimiyetle tespit etmelidirler. Ancak bu tespit yapıldıktan sonra tedaviye geçmek mümkündür. Bu çerçevede öncelikle haraç saltanatlarıyla, saraylarda yaşadıkları lüks hayatlarla, millet fakirleşirken yandaş ve akrabaları zengin etmekle, şatafatla, kibirle özdeşleşen bu yönetim anlayışından derhal vazgeçilmelidir. İsraf yerine derhal tasarruf hakim kılınmalıdır. Yapılan her işte saydamlık ve hesap verme esas olmalıdır. Tavan yapan borç sorunu, bütçe açığı, bozulan makroekonomik dengeler, artan işsizlik için derhal harekete geçilmelidir. Krizle mücadelede ilgili tüm tarafların görüşleri alınmalıdır. Bu çerçevede ekonominin aktörlerini bir araya getiren fakat 5 Şubat 2009 tarihinden bu yana toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bir an önce toplanması sağlanmalıdır. Hala açıklanmayan 5 yıllık kalkınma planı derhal parlamentoya gelmeli ve süratle de yasalaşmalıdır. Alınacak tüm tedbirleri temenniler manzumesi olmaktan öteye taşıyabilmek için bu tedbirleri uygulayacak liyakatli kadrolar göreve getirilmelidir. Tedbirler takvime bağlanarak açıklanmalıdır. Tedbirlerin uygulanmasında yetki ve sorumluluklar açıkça belirtilmelidir. Alınacak önlemler ayakları yere basan, ithalat yerine üretimi, borç yerine kazancı önceleyen, bütüncül ve kapsamlı bir programın parçası olmalıdır. Türkiye'nin artık önümüzdeki 4 yıllık süreci demokrasimizin ve ekonomimizin onarımına odaklanarak geçirme şansı orada durmaktadır, önümüzde durmaktadır. Bu şans, bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımızın sandıkta verdiği mesaj çerçevesinde demokrasi ve hukuk devleti güçlendirilmelidir. Saray, millet iradesine saygı göstermeli, kaybettiği belediyeler üzerinde vesayet mekanizmaları ve baskı oluşturmamalıdır. Gerginlikler azaltılmalı, çözümler toplumun tüm kesimlerinin, ekonominin tüm aktörlerinin katılacağı süreçlerle oluşturulmalıdır. 5 yıllık plan parlamentoda onaylanırken bu yine bu açıdan da önemli bir şanstır. Bu şans mutlaka değerlendirilmelidir. Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de her şeyin çok güzel olacağı günler mümkündür. Yeter ki çözümler samimiyetle aransın ve ciddiyetle uygulansın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınızı alabilirim. Lütfen isim ve kurumlarınızı belirterek. Buyurun. Buyurun Ömer Bey. Biz baştan beri açıklıyoruz. Burada da biraz önce konuşmamda da söyledim. Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Bu gerçekten seçimsiz bir 4 yıl önemli bir fırsattır. Bu fırsat heba edilmemelidir. Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Belediyeler belediyeciliğe, hükümet, iktidar da vatandaşa vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmeye odaklanmalıdır. Evet, buyurun. Sen dün akşam sonuçlara baktığımızda yaklaşık 800 bin üzerinde bir
oy farkı oluştu. 31 Mart'a göre 39 ilçede CHP oylarını arttırdı. Ayrıca yine 31 Mart'a göre 12 ilçede yine daha önde bitirdi. Neye bağlıyorsunuz bunu? Şunu söyleyeyim. Bir kere ilçelerdeki artış, İstanbul genelindeki artış aslında İstanbulluların kendi sesini duymayan, bu benim sözüm dediği sözünü tanımayan ve milletin iradesini masa başında gasp eden, milletin verdiği mazbataya masa başında el koyan ve bugüne kadar Türk seçim tarihinde görülen en büyük haksızlıklardan biri olan 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan sürece çok sert bir cevaptır. Yine burada biraz önce açıkladım. Yani bu boşalan tencereleri görmemenin, milletin sesine kulak vermemenin bir sonucudur. Millet sesini duyurmuştur. Var mı? Evet. Ben son iki sorumu alacağım efendim, müsaadenizle. Buyurun. İlk soruya ek olarak erken seçimden bahsettiğiniz, erken seçimlerimiz yok dediniz. Daha önce CHP'li Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'nin erken seçimlerimiz yok diye bir şey. Dün akşam MHP'li Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Onda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapacak en büyük köpüklüklerden birisi dedi. Zaten erken seçim istenmiyorken sizce neden yazılı açıklamasını bir erken seçim vurgusu yapmak gibi hissetmişti? İzin verirseniz ben Sayın Bahçeli'nin sözleri hakkında herhangi bir yorum yapmayayım. Ama biraz önce söylediğimi tekrarlayayım. Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat vardır. 4 yıl gibi seçimsiz geçirilebilecek bir süre vardır. Bu süreyi millete taahhütte bulunanlar taahhütlerini yerine getirmek için en iyi şekilde değerlendirmelidir. Açıkçası bu soruyu bizlere değil, Sayın Erdoğan'a, Sayın Soylu'ya ve TRT Genel Müdürü'ne sormalısınız. Ben de ne cevap vereceklerini merakla bekliyorum. Öncelikle seçimde bir gün kala Öcalan'ın bir mektubu kamuoyuna açıklandı ve HDP tarafsızlık çağrısında bulundu. Yalnızca HDP yapmış olduğu açıklamada bu stratejisini değiştirmeyeceğini ve Sayın İmamoğlu'na destek vereceklerini söylemişti. Siz Sayın İmamoğlu'nun bu zaferinde, bu başarısında, büyük başarısında Kürt seçmeninin, HDP seçmeninin belirleyiciliği hakkındaki değerlendirmeniz nedir? Ve CHP olarak HDP'ye bir teşekkür ziyareti planınız var mı? Teşekkürler. Biraz önce ifade ettim. Burada sadece HDP seçmenlerinin değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerinin, Milliyetçi Hareket Partili seçmenlerin, Saadet Partili seçmenlerin, ÖDP'li seçmenlerin, bu şu anda aklıma gelmeyen, sayamadığım tüm siyasi partilerin seçmenlerinin çok büyük katkısı vardır. Hepsine de buradan teşekkür ettim. Evet. HDP'ye bir teşekkür ziyaretiniz olacak mı? Söyleyeceğimi söyledim ben. Evet. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.